Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tohumlu bitkilere geçiş yaptık. Daha önceki videomuzda tohumsuz bitkilerden bahsetmiştik. Hem iletim demetsiz olan tohumsuz bitkilerden hem de iletim demetli olan tohumsuz bitkilerden bahsettik. Şimdi tohumlu bitkilere başlayalım. Tohumlu bitkilerin zaten tamamında iletim demeti bulunur. Bunlar da arkadaşlar yeni çıkan İlk çıkan yenilik bunların tohumlarının olmasıdır zaten o yüzden de tohumlu bitkiler olarak isimlendiriliyor. Tohumun içerisinde ne vardır arkadaşlar? Bir tane embriyo var bir de içerisinde besin vardır arkadaşlar. Embriyonun beslenmesini sağlayan bir besindir bu. Ee, tohum genelde yani kuru tohum da olabilir, yaş tohum da olabilir. Ortam koşulları normal olduğu zaman işte içerisine su çekerek enzimleri aktif hale getirir. Embriyo tohumun içerisinde bundan beslenerek çimlenir ve böylece büyümesini gerçekleştirir arkadaşlar. Ee... Bu besin kaynağı dedik ya, besin kaynağının etrafında koruyucu bir kabuk vardır. Mesela en iyi gördüğümüz kuru fasulyedir. Kuru fasulyeyi böyle haşlandığı zaman veya işte suyun içerisinde beklettiğiniz zaman kabuklarının çıktığını görürsünüz. O kabuklar nedir? Aslında tohumu koruyan bir kabuktur arkadaşlar. Peki tohumlar nasıl e, yayılıyor etrafa? Arkadaşlar rüzgarla yayılabilir ya da diğer yollarla mesela nasıl olabilir? Tohumlar nasıl yayılabilir? işte e, bir hayvanın işte onu alıp başka bir yere taşımasıyla olabilir. Mesela sincaplar bunu çok iyi yaparlar. E, rüzgarla olabilir, yine suyla, yağmurla olabilir arkadaşlar. Bu şekilde ayrılabiliyorlar. Mesela bizler de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Elma yediğiniz zaman çekirdeğini işte e, doğada herhangi bir yere atarsanız orada yeni bir elma ağacının oluşma ihtimali vardır tabii ki. Dolayısıyla bizler de Tohumların yayılmasına sebep olabiliyoruz ve tabii ki bu güzel bir sebep bir de arkadaşlar tohumlu bitkilerin tümünde ortak olan adaptasyonlar var bu adaptasyonlara bakalım tohumların bulunması zaten söyledik indirgenmiş gametofitler şimdi bakın tohumsuz bitkilerde biz gametofitleri hep böyle gözle görülür şekilde gördük değil mi? Ama tohumlu bitkilerde gametofitler indirgenmiştir ve genellikle gözle görülmezler veya çok küçüklerdir arkadaşlar. Hani gözle görür ama daha küçüktürler. Heterospori, heterospori neydi? Yumurta ve spermin farklı yapılarda üretilmesiydi. Tohum, taslakları yine ve polen. Bunlar nedir? Tohumlu bitkilerde ortak olan adaptasyonlardır. Şimdi bu adaptasyonlar peki Neyi sağlıyor? Arkadaşlar tohumlu bitkilerin kuraklık, güneş ışığında bulunan UV ışınlarına maruz kalma gibi karasal koşullarla başa çıkmalarını sağlamıştır. Özellikle bu adaptasyonlar tohumlu bitkiler için önemli adaptasyonlardır. Şimdi indirgenmiş gametofitlerin avantajlarından bahsedelim. Arkadaşlar ee... Bitki evrimi sırasında sonuçta bitkide hani evrimsel bir sıraya dizildiği zaman belirli bir gelişmişliği vardır bitkinin de. Bu evrim sırasında gametofit indirgenmiştir. Sporofit daha da belirginleşmiştir. Mesela bizim etrafımızda gördüğümüz bitkiler genelde sporofit bitkilerdir arkadaşlar. Gametofitleri çok böyle gözle görmeyiz. Çiçeklerin içerisinde tohumlu bitkiler için söylüyorum. Çiçeklerin içerisinde bulunurlar gametofitler. Ee, yine gametlerdeki indirgenme tohumlu bitkilerde evrimsel bir yeniliğin oluşmasını sağlamış arkadaşlar. Gametofitler sporofitlerden beslenir. Yine bunu da söyleyelim. Gametofitler sporofitlerden beslenir. Ayrıca gametofitler sporofitlerin üzerinde yaşar arkadaşlar. Bakın bu iletim demesiz bitkilerde hem tohumsuz hem de iletim demesiz olan bitkilerde sporofit gametofitin üzerinde yaşıyor değil mi? iletim demetli tohumsuz bitkilerde arkadaşlar sporofit gametofitin üzerinde bulunuyor. Hatta ayrı ayrı da bulunuyorlardı, bulunabiliyorlardı. Daha sonra tohumlu bitkilere baktığımız zaman ise arkadaşlar bakın sporofit bu bizim gördüğümüz büyük bir bitki. Sporofitte bulunan çiçeklerin içerisinde de ne var? Gametofitler var. Yani gametofit nerede? Sporofitin üzerindedir diğerlerinde tohumsuz bitkilerde tam tersi. Gametofitin üzerindedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada tam tersi bir durum var. Şimdi bakın gametofit sporofit hangisi baskın hangisi değil? Biz direkt bunları bir karşılaştıralım. Şimdi iletim demetsiz olan bitkilerde, iletim demetsiz ve tohumsuz olan bitkilerde gametofit olan yapı baskındır. E, sporofit indirgenmiştir arkadaşlar ve beslenme için gametofite bağımlıdır. Mesela burada bakın örnek göstermişiz. Mesela sporofit şu yapılar. Gametofit de yeşil olan yapılar. Dolayısıyla sporofit gametofite bağımlı. Mecburen ondan beslenmek zorunda. Gametofit, pardon, eğreltiler ve diğer tohumsuzlardan bahsedelim. Yani iletim demetli olan tohumsuzlardan bahsedelim. Bunlar da sporofit olan evre baskındır. Gametofitleri indirgenmiştir. Bağımsızdır fotosentez yapar ve serbest yaşarlar bakın az önce de söyledim hani e, gittikçe birbirlerinden aslında ayrılmaya başlıyorlar bakın şu bizim gametofitimiz şu da sporofitimiz birbirinden ayrı gametofit fotosentez yapabilir serbest yaşayabilir arkadaşlar burada herhangi bir bağımlılık yok İlk böyle oluşum sırasında sporofit gametofitten gelişiyor ama daha sonra birbirlerinden ayrılıyorlar. Tohumlu bitkilere baktığımızda biz tohumlu bitkileri gimnospermler ve angiospermler olarak ayıracağız. Yani açık tohumlular, kapalı tohumlular diye ayıracağız. Bunlara baktığımız zaman sporofit olan evre baskındır. Dediğim gibi etrafımızda gördüğümüz ağaçlar zaten sporofitlerdir. Gametofit ise arkadaşlar indirgenmiştir ve çoğunlukla mikroskobiktir. Yani biz onları gözle göremiyoruz. Beslenme için sporofite bağımlıdır arkadaşlar. Zaten sporofitin üzerinde yaşıyor. Gimnospermlere baktığımızda bakın şurada kozalak. Zaten gimnospermlerin açık tohumlu bitkilerin en belirgin özelliği kozalaklarının olmasıdır. Mesela bu dişi kozalaktır. Dişi gametofittir. Ne üretir? Yumurta üretir. Şu da arkadaşlar erkek kozalaktır. Erkek kozalaklar biraz daha böyle yaprakları açık olur kozalak yaprakları. E, o yüzden erkek e, kozalaklar direkt ayırt edilebilir aslında. Bunlar aynı bitki üzerinde de bulunur, bulunabilirler, farklı bitkiler üzerinde de bulunabilirler. Sporofit nedir? Sporofit de zaten bizim çam ağacımız mesela bir sporofittir. Angiospermlere baktığımız zaman ise angiospermlerde arkadaşlar sporofit zaten şu bitkimiz. Üzerinde bulunan çiçekte de ne var? Gametofitler var. İşte yumurtayı üreten ovaryum var. Ee, poleni üreten arkadaşlar işte stamen anter dediğimiz erkek organlar var. Bunlar bu şekilde sporofit olan bitkiye bağımlıdır. Bakın burada daha detaylı olarak göstermişiz yine. Şurası sporofit bitki. Burada arkadaşlar yumurta üretiliyor. Şuradaki yapılar da derkek gametofitlerdir. Burada da polenler üretiliyor. Şimdi gelelim tom taslakları ve yumurtaların üretiminden bahsedelim. Şimdi bunlardan zaten bitki biyolojisinde bahsedeceğiz. Ben şu an bitki biyolojisinin slaytını hazırlıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, Yeri gelmişken ben size Ramazan'da konuları bitirmeye çalışacağım demiştim ama slaytları hazırlamak gerçekten çok uzun sürüyor. İnanın bana. Hani videoları çekmesi değil, slaytları hazırlaması aşırı yoruyor beni. Bir de gün içerisinde zaten sürekli yazı da yazamıyorum. Hani çocuk falan olduğu için sadece akşamları uyuduğunda yazabiliyorum ya da işte evde olmadığı zamanlarda. O yüzden slayt hazırlaması beni biraz e, oyalandırıyor. Bu yüzden de arkadaşlar hani Ramazan'da biter, Ramazan'a kadar biter diye söz vermiştim ama şurada Ramazan'a da bir ay gibi bir süre kaldı. Hani bir buçuk ay falan kaldı. Dolayısıyla Ramazan'a kadar ee, bitirmeye çalışacağım dediğim sözü <laughs> hani biraz daha ileriki zamanlara atıyorum inşallah ee, ama sınava böyle az bir zaman kalan az bir zaman demeyelim öyle olmaz yani sınavı böyle çok yaklaşmadan bitireceğim inşallah konuları arkadaşlar o şekilde düşünüyorum Allah nasip ederse. Evet tohum taslakları ve yumurtaların üretimine bakalım. Arkadaşlar Tohumlu bitkilerde megasporangium dediğimiz megasporangium bu ne yapar? Megasporları yani e, yumurtaları üretir. Bunlar ebeveyn sporofitin içerisinde bulunuyor. Megasporangium'un etrafını integument dediğimiz bir tabaka sarar ve koruyor arkadaşlar. Bu Bakın mesela şurada şekil üzerinden göstersem daha anlaşılır olur sanırım. Bakın şu bir megasporangium'dur. Şu sarıyla boyadığım yer. Bunun etrafında biraz daha koyu olan yapı ise nedir? Onu da şöyle yeşille yapalım. Bakın biraz daha koyu olan yapı da integüment'tir. Integüment neymiş? Ee, Megasporangium'u koruyan bir tabakaymış arkadaşlar. Bu e, integument dediğimiz yapı sayesinde e, yumurtalar üretilirken dış ortamdan e, kolay hani korunarak üretilmiş oluyor. Megasporangium, megaspor angiüm, mega ve integumentten oluşan yapıya biz tohum taslağı diyoruz. Yani bakın şuradaki yapıya biz ne diyoruz tamamına? Tohum taslağı diyoruz. Bu döllenmemiş bir tohum taslağıdır. Eğer buraya gelir polen tüpü oluşur. Sperm'ler girer yumurta çekirdekleri döllenirse o zaman da döllenmiş tohum taslağımız olur arkadaşlar. Döllendikten sonra da zaten gelişim gerçekleşiyor. Gelişim gerçekleşince de bu tohum eee integument tohum kabuğuna dönüşüyor arkadaşlar. E, tohum taslağı da tohum'a dönüşüyor. Tohum taslağı tohum'a dönüşürken integument de tohum kabuğuna dönüşüyor. Bakın şurada kahverengi olan şöyle ince olan yapı nedir? Integument'tir, tohum kabuğudur. İçerisinde bir embriyo var. Çenekler dediğimiz yine besin sağlayan yapılar vardır arkadaşlar. Tohum kabuğu, besin dokusu bulunur. Bizim tohum taslağı dediğimiz, yumurta üretimi dediğimiz olay bu şekilde. Yumurta üretiminin detayına girmiyorum ki zaten yumurta üretimini bitkilerin üremesinde göreceğiz detaylı olarak. Polen ve sperme baktığımız zaman, sperm üretimine baktığımızda arkadaşlar mikrosporlar polen tanesi şeklinde e, gelişiyorlar mikrospor zaten polen demektir megaspor yumurta demektir unutmayın e, polen tanesi polen çepenin içerisinde kuşatılmış bir erkek gametofitten oluşuyor arkadaşlar erkek gametofitte ne yapıyor işte e, polenleri oluşturarak e, döllenme sağlayacak olan hücreleri oluşturmuş oluyor polenin tohumlu bitkilerin tohum taslaklarını içeren kısma taşınmasına da biz to tozlaşma diyoruz yani polenin gidip yumurtanın tepesine yumurta demeyelim de dişi dişi organın tepesine konmasına biz tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Tozlaşmadan sonra polen tanesinin işte bir tanesi polen tüpünü oluşturuyor. Polen tüpü mikropil kısmından tohum taslarına giriş yapıyor. Mikropil dediğimiz kısım da şurası. Hemen şöyle bir temizleyeyim. Bakın mikropil dediğimiz kısım şu açıklıktır. Bu açıklıktan polen tüpü oluşacak ve e, Polenin oluşturduğu sperm çekirdekleri buradan gelip içeriye girecek. Dediğim gibi detaylarını zaten bitki biyolojisini anlatırken de anlatacağım arkadaşlar. Burada iki tane polen tanesi oluşurken iki tane çekirdek oluşur. Bunlardan bir tanesi vejetatif çekirdektir. Diğeri de generatif çekirdektir. Generatif çekirdek gen aktarımını sağlarken yani döllenmeyi sağlayan generatif çekirdekken vejetatif çekirdek polen tüpünün oluşmasını sağlıyor. Şimdi tohumların sporlara göre avantajlarından bahsedelim. Arkadaşlar sporlar genellikle tek hücrelidir. Tohumlar ise daha gelişmiş, çok hücreli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla tohumlar uzun süre dormansi durumunda yani uyku durumunda kalabiliyor. Ama sporların ömrü daha kısadır arkadaşlar. Tohumlar depolanmış bir besin kaynağına sahiptir. Bu yüzden de uzun süre yaşayabiliyorlar ama sporlar e, maalesef böyle bir besin kaynağına sahip değiller arkadaşlar. E, sporofit pardon. Heh. Tohumlar ebeveynlerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlar e, sporofit bitkinin genellikle yanında kalıyorlar ama bazıları rüzgar yoluyla hayvanlarla uzun mesafelere taşınabiliyorlar ama sporlar daha da uzaklara gidebiliyorlar. Evet burada yine aynı şekilde göstermişiz. Şimdi genel özelliklerinden bahsettikten sonra gelelim gimnospermlere yani açık tohumlu bitkileri. Şimdi gimnospermlerin yani açık tohumlu bitkilerin genel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar bunların ee, tohumları ovaryumlar içerisinde bulunmaz. Yani çıplaktır bunların tohumları. Bunlar genellikle daha dayanıklı olan bitkilerdir aslında ve Kozalak dediğimiz yapılar bulunur arkadaşlar bunlarda. Kozalağın diğer adı strobili dediğimiz yapıdır. Kozalağın diğer adı e, büyük olan kozalak dişidir arkadaşlar. Mega strobilos diyoruz. Küçük olan kozalak da erkektir. Mikro e, stibilos diyoruz. Büyük olan kozalaklar yani dişi olan kozalaklar genellikle böyle kapalı yapıdadır. Erkek olan kozalaklar ise arkadaşlar genelde açıktır. Çünkü onlardan polen yayılımı gerçekleşecek. O yüzden de daha açık yapraklara sahiptirler. Yaprak dediğimde o kozalak şeyleri, çenekleri, kozalak pulları. Ee, ovaryum ya da bunlarda meyve bulunmaz, meyve üretmezler. Gerçek çiçekleri yok ama kozalakları bir çiçektir. Bunu da unutmayalım. Bunların tamamı odunsu formdadır arkadaşlar. Yani odunsu bitkilerdir. Yaprakları iğne ya da pul şeklindedir. Ve yavaş yavaş dökülürler. Bu yüzden de yılın büyük bir kısmında yeşil renklidirler. Mesela çam ağaçları falan sürekli yeşildirler. Ama diğer ağaçlara baktığımızda yılın büyük bir kısmında yeşildirler. Bazı böyle hani çok az bir kısmında yapraklarını dökebilirler. Yavaş döküyorlar çünkü. Tozlaşmaları genellikle rüzgarla sağlanır yapraklar polenler bırakıldıktan sonra rüzgarla istenilen yere götürülüyor arkadaşlar. Ya yine yaşam döngülerinde bunların tek döllenme vardır. Bu önemli çünkü kapalı tohumlularda çift döllenmeden bahsedeceğiz. Döllenme sonucunda iki en kromozomlu zigot oluşur. Bazı türlerinde çifte döllenme görülür arkadaşlar. E, çifte döllenmede iki tane embriyo oluşuyor. Şimdi Kapalı tohumlulardaki bu olaydan henüz bahsetmediğim için karıştırabilirsiniz. Kapalı tohumlularda çifte döllenme oluşurken bir tane zigot oluşuyor yani embriyo oluşuyor. Bir tane de besin dokusu oluşuyor bu çiftte döllenmelerden. Ama bu gimnospermlerde oluşan hani çiftte döllenme sonucunda oluşan yapılar genellikle iki embriyodur. Yani bunlarda besin dokusu oluşumu gözlenmez. Bunlarda endosperm Endosperm dediğimiz besin dokusudur. En kromozomludur. Genellikle çok çeneklidirler arkadaşlar. Kazık köke sahiptirler. Zaten tamamı odunsu formda olduğu için mecburen kazık köke sahip olacaklar. Yine bütün gimnospermlerde sekonder büyüme yani enine kalınlaşma görülür. En iyi bilinen grubu kozalaklı olan bitkilerdir. Nedir? Çam, ardıç, ladin, gök, köknar, sedir, servi gibi ağaçlar arkadaşlar. Mesela bakın burada göstermişiz. Şu nedir bir kozalaktır arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde bakın. Bakın şu açık olan erkektir. Erkek. Bakın şu kapalı olan ise dişidir arkadaşlar. Yani bunların genellikle yaprakları iğne şeklinde ya da böyle pul şeklindedir. Yapraklarını da çok geç dökerler. Bu yüzden de yılın büyük bir kısmında nedirler? Bunlar yeşildirler. Dört tane şubesi var şimdi bu dört şubesini teker teker açıklamayacağım sadece resim olarak göstereceğim arkadaşlar. Nedir bunlar? Sikaslar, ginkolar, gineftofitler ve koniferlerdir. Sikadofita, ginkofita, e, ginetofita ve koniferofita dediğimiz bitkiler bulunur. Mesela sikadofita bunlar sikaslardır. Yine şekil olarak da görüntü olarak da bu şekildedirler. Ginkofita, ginkolar arkadaşlar, biloba mesela duymuşsunuzdur mutlaka yine e, resim olarak da bu şekildedir. E, Ginetofita arkadaşlar, bunların da yine kendi adlarında farklı farklı yapıları vardır. Ginetum dediğimiz, epedra dediğimiz, yine velvitia dediğimiz e, bitkileri bulunur aynı şekilde. Mesela altta da yine epedra'dan, ginetum'dan göstermişiz. Koniferofita var, koniferofita, mesela ardıç sekoya ağaçları. Bunlar nedir? Mesela diş budağı arkadaşlar. Bunlar da koniserofitanın içerisinde bulunan türlerimizdir. Evet. Gelelim bir çamın yaşam döngüsüne. Şimdi çamın yaşam döngüsüne baktığımızda arkadaşlar buradaki olayı böyle okuyup geçmeyeceğim. Ben size şekil üzerinden anlatacağım. Şimdi şuradan başlıyorum. Benim bir olgun sporofitim var. Bu olgun sporofitten bir tane dişi kozalan var. Bir tane de polen kozalan var. Dişi kozalaktan arkadaşlar ovülün içerisinde ne oluştu? Megasporofitimiz var. Megasporositimiz. Bu megasporosit 2n kromozomludur veya eee megasporosit dediğimiz zaten yumurta ana hücresidir. Megasporangium dediğimiz yine aynı şekilde 2n kromozomlu yapıdır. Burada da arkadaşlar polen tüpünün gireceği yer vardır. Mikropil açıklığı vardır. Şimdi erkek kozalığa baktığımızda burada mikrosporangiyumlar vardır. Bu mikrosporangiyumlardan mikrosporositler oluşur. Mikrosporositlerden de polen taneleri oluşur. Bu polen taneleri gelir burada polen tüpünü oluştururlar ve içeriye giriş yaparlar. Daha sonra arkadaşlar daha sonra Döllenme gerçekleşiyor. Bakın burada döllenme içeriye giriş yapıyor. Sonra arkadaşlar yaşayan bir mega spor kalıyor burada. Yaşayan bir mega spor kalır. Bu e, içerisinde dişi gametofitimiz bulunuyor. Yine sperm çekirdeği gelip buradan polen tüpünü oluşturarak giriş yapıyor. Ve iken kromozomlu e, embriyoyu oluşturuyor. Yumurta çekirdeği ile polen tübü birleşince ne oluşturuyor? İki end kromozomlu yapımızı oluşturuyor. Bu arada mayoz bölünme bakın şurada devam ediyor. Bakın hem burada mayoz bölünme gerçekleşir bu. Polenler için gerçekleşen mayoz bölünmedir. Giriş yaptıktan sonra da megasporangiyumlarda mayoz bölünme başlar ve e, megaspordan arkadaşlar ne oluşacak? Yumurta oluşacak. Daha sonra mayoz bölünmeyi geçirince de Polen tüpünden gelen sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeği döllenir ve iki end kromozomlu tohumumuzu, embriyomuzu oluşturur. Daha sonra bu embriyo işte etrafında tohum kabuğunun bulunmasıyla ve endosperm bulunmasıyla en kromozomlanan olan endospermle birlikte tohumları oluşturuyor. Bu tohumlar da arkadaşlar işte toprakta yeni bir fideyi oluşturur ve sporofit dediğimiz yapıyı yapıya dönüşür. Evet bu şekilde bizim ee, bir çamın yaşam döngüsüdür. Zaten açıklamalı olarak da bu şekilde yazmışım arkadaşlar. Burayı da yine bir okursunuz. Ben hani okuyup geçmemek için şekil üzerinden anlattım. Gelelim angiospermlere. Kaç dakika olmuş? 20 dakika angiospermleri de burada bitirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi angiospermler yani kapalı tohumlu bitkilerin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bunlar çiçekli bitkiler olarak biliniyorlar. Kapalı tohumlu bitkiler bunların gerçek çiçekleri vardır. Gimnospermlerde gerçek çiçek yoktu. Bunlarda gametofitler gimnospermlere göre daha indirgenmiştir ve genellikle 7 tane hücreden oluşuyor arkadaşlar. Hani bu hücre sayısı falan çok önemli değil. Gametofit döl daha da küçülmüştür ve sporofite daha da bağımlı hale gelmiştir. Sporofitin üzerinde yaşıyor zaten. Ee, bütün angiospermler antofita olarak isimlendirilen tek bir şubede sınıflandırılıyor arkadaşlar Antofita Yani size angiospermlerin özellikleri hangisidir demez de Antofitanın özellikleri hangisidir? Antofita deyince aklımıza ne gelecek? Bakın ikisi de an zaten Angiosperm gelecek Peki angiospermleri diğer bitkilerden ayıran özellikler nelerdir? Bir kere çifte döllenme görülmesi Endosperm denilen bir besin dokusunun oluşması çiftte döllenme sırasında oluşuyor. Bir karpel içerisinde kuşatılmış tohum taslakları ve tohumlar, çiçeklerin oluşması, meyvelerin oluşması, arkadaş hücrelerinin bulunduğu filoem dokusu, e, gimnospermlerde arkadaş hücresi bulunmaz. Daha çok indirgenmiş olan gametofitler. Bakın biz iletim e, bitkileri gimnosperm angiosperm diye ayırmışız burada. Şimdi, Bunlar da angiospermlerde döllenme için sulu bir ortama ihtiyaç yok. Çünkü bunlar zaten işte nemli yerlerde, kurak yerlerde oldukça yaşayabilen bitkilerdir. O yüzden sulu ortama ihtiyaç yoktur. Çünkü bunların sipemlerinde kamçı yok arkadaşlar. Polenler işte rüzgar yoluyla, hayvanlar yoluyla taşınarak tozlaşma sayesinde döllenme olayı da gerçekleşiyor. Bunlarda otusu ve odunsu türleri vardır. Yine gerçek meyve oluşumu sadece bunlarda görülüyor. Kalburlu hücreler değil, bunlarda kalburlu borular vardır. Kalburlu borular. Kalburlu borularda arkadaş hücreleri de vardır. Yine çifte döllenme vardır dedik. Çifte döllenmeyi söylemiştim. Oluşan spermlerin bir tanesinin yumurtayı döllemesi, diğerinin de polar çekirdekleri dölleyerek endosperm oluşturmasıdır çifte döllenme olayı. Ve bunlarda trakeler bulunur arkadaşlar. Gimnospermlerde trake yoktur. trakeitler vardır. Şimdi çiçeklerine baktığımız zaman, Arkadaşlar bunların çiçeklerinin yapılarında e, özellikle hayvanların dikkatini çekecek olan özelliklere sahiptir bazıları. Bazıları işte böyle çok renklidir, çok güzel koku e, saçar etrafa. Neden? Hayvanların dikkatini çekip tozlaşmayı kolaylaştırmak için. Bunlarda dört tane halka var. Nedir bu halkalar? Sepaller yani çanak yapraklar, petaller yani taç yapraklar, stamen dediğimiz erkek organlar ve karpel dediğimiz dişi organlar bulunur bakın hemen bakın sepaller sepal ben sepalle petali böyle çok karıştırıyorum ama şöyle düşünebilirsiniz dıştan içe doğru sepal petal sepal petal sepal petal bu şekilde arkadaşlar dıştan içe doğru dıştaki nedir çanak yaprak içteki nedir taç yaprak Hani bu şekilde sepal petal dıştan içe doğru böyle düşünebilirsiniz Sepal olanlar yeşil renklidir. Bunlarda fotosentez gerçekleşebilir. Petaller daha renklidir. İşte hayvanları falan çekmeye yarar arkadaşlar. Yine stamen dediğimiz yapılar vardır. Bunlarda da anter ve filament dediğimiz bölgeler vardır. Anter baş kısmıdır. Filament sap kısmıdır. Burası erkek organdır. Bir de karpel dediğimiz yapılar vardır. Bu da dişi organdır. Stigma dediğimiz bir başçıktan, stilus dediğimiz bir boyuncuktan ve ovaryum dediğimiz yumurtanın üretildiği kısımdan oluşur arkadaşlar. Bu bizim çiçeğimizin yapısıdır. Şimdi şekle bakarak sepalden petalden bahsettim arkadaşlar. Şimdi sepalin petalin bir de ikinci e, isimleri var. Onları da çok bilmenize gerek yok. sepal ile petalin ikisine birlikte periant diyebiliyoruz. Yani ikisine birlikte periant diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar çiçeklerin çiçek sapına çiçek organlarının çiçek sapına oturduğu kısma biz resepte kulum diyoruz yani resepte kulum dediğimiz yapı. Şu çiçek organlarının çiçek sapı şurası çiçek sapıdır. Buraya oturduğu kısım neymiş? Bakın tam şu kısım resepte kulum dediğimiz yapıymış. Resepte kulum. Ee, i̇ki tane organ vardır. Sistemler ve karperler dedik. Sistemler erkek organlardır ve erkek gametofitlerdir. İçerisinde mikrosporlar üretiyor. Karperler ise dişi organlardır, dişi gametofitlerdir. Bunlar da megasporları üretiyor arkadaşlar ve böylece yumurta üretmiş oluyor. Ee, karpelin uç kısmına bir stigma diyoruz. Uzun boyun kısmına stilus diyoruz. Bir de yumurtanın oluşturduğu oluştuğu kısma da ovaryum diyoruz arkadaşlar. Ovaryum bir ya da birden fazla tom taslağı içerebilir arkadaşlar. Bir tom taslağı döllendiği zaman neye dönüşüyor? Tohuma dönüşüyor integument neye dönüşüyordu? O da tohum kabuğuna dönüşüyordu. Ee, eğer ki mikros, mega ve mikrosporangium yapılarını birlikte bulunduran erkek çiçek, bir, bir dakika birlikte bulunduran erkek buraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Şimdi e, şurayı düzeltiyorum. Mega sporangyum ve mikrosporangiumu birlikte bulundurana biz erselik çiçek diyoruz. Erselik, erselik yazacak yerde erkek çiçek yazmışım. Erselik çiçek hayvanlardaki hermafroditizme denk geliyor. Hani hem dişi organ hem erkek organ bulunduranlara. Burayı düzeltin lütfen. Erkek çiçek değil, erselik olacak. Sadece dişi organı bulunduruyorsa dişi çiçek, sadece erkek organı bulunduruyorsa erkek çiçek diyoruz. Buraya erselik yazacağım, erkek çiçek yazmışım. İkisini birlikte bulun diyorsa erselik çiçek diyoruz unutmayın. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde ise biz buna monoik yani tek evcikli yani şöyle düşünün. Bunların tek bir evi var tek bir ağacın üzerinde hem dişi çiçek var hem erkek çiçek var arkadaşlar tek bir yerde yaşıyorlar. Zaten Latincede bir ne demekti mono. O zaman bunlar monoiklerdir. Eğer farklı bitkilerdeyse o zaman bunların iki tane evleri vardır. Biri erkeğin evidir, biri dişinin evidir. O zaman da çift evcikli, çift evli oluyorlar. Dioik diyoruz bunlara da. Ee, çiçekler tek başına bulunduğu gibi grup halinde de bulunabiliyorlar arkadaşlar. Bu tip çiçeklere infloresans dediğimiz çiçeklerdir. Bakın şurada göstermişiz. Bakın şu burada sadece dişi çiçeklerimiz, burada sadece erkek çiçeklerimiz. Bunlar nedir? Çift tevciklidir. Mesela yani dioiktir. Bu nedir arkadaşlar? Dişi organı, erkek organ bir aradalar. O zaman bu da nedir? Monoik bitkidir. Bakın aynı çiçek üzerinde de bulunabilirler. Farklı çiçek üzerinde de bulunabilirler. Yeter ki bir arada bulsunlar. Bunlar nedir? Her hermafroditlerdir arkadaşlar hem dişi organı hem de erkek organı bir arada bulunduran çiçeklerdir. Hermafrodit olanlar yani erselik olanlar. Mesela çiçekler bu şekilde birleşik de olabilir arkadaşlar. Birleşik şemsiye şeklinde ya da bu şekilde de olabilirler. Buna da ışınsı çiçekler deniliyor. Gelelim meyvelere. Arkadaşlar meyveler e, olgun bir ovaryumdan oluşuyor. Yani dişi çiçeği hani e, dişi organın ovaryum dediğimiz kısmı vardı değil mi? O ovaryumdan meyveler oluşuyor. Diğer kısımlarında içerebiliyor ama sadece ovaryumdan oluşmasına gerek yok. Mesela e, bezelyenin baklasını düşünün. Yani o tek bezelyeyi düşünün. Yediğimiz o yemeklere kattığımız o nedir? Bir meyvedir. Mesela patlıcan bir meyvedir arkadaşlar. E ee, döllenmeden sonra tohum taslağından tohumlar gelişiyor. Ovaryumun çeperi de kalınlaşıyor. Kalınlaşınca da neye dönüşüyor? E ee, etrafını tohumların etrafını çevirerek meyveye dönüşüyor. Unutmayın, meyveler tohumlardan sonra oluşur ve meyvelerin amacı tohumları korumaktır arkadaşlar. Bakın meyveler dormant halindeki tohumları korur ve yayıl yayılmalarına yardım eder. Şimdi olgun meyveler etsi de olabilir, kuru da olabilir. Mesela domates, erik, üzüm bunlar etsi meyveye örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Mesela burada göstermişiz kremfırt, işte şeftali bunlar etsi. Kuru meyveler ise arkadaşlar fasulye, fındık, tahılları içeriyor bu da. Bunlar da kuru meyvelerdir. Ee, bazı kuru meyvelerin tohumları yayılmak için hani tohum e, kuru meyveler tohumlarını yaymak için olgunlaştığı zaman açılıyorlar Bazıları da açılmadan kalıyorlar arkadaşlar Mesela Biz e, Tohum salınan Sanılan mısır Çeltik Buğday Diğer tahılların Danelerinin her biri aslında nedir bir Meyvedir Mesela siz mısır tanesini elinize aldığınız zaman bunun Bir e, tohum olduğunu düşünebilirsiniz ama o aslında nedir bir Meyvedir arkadaşlar Bunlar e, hem tohumu bulunduruyorlar içerisinde hem de kuru bir örtüye dış tarafta bunlar kuru bir örtüye sahiptirler. O yüzden de biz bunları sanki bir tohummuş olarak görüyoruz ama aslında tohum değil bunların hepsi birer meyvedir. Evet bu şekilde bakın şöyle bunlarda nedir kuru meyvelerimiz. Mesela bakın ipek otu gibi işte olgunlaşınca açılan kuru bir meyve. Bakın bu açılmış tohumlarını yaymak için ama fındık. Olgunlaşınca kapalı kalan bir kuru meyvedir arkadaşlar. Bu şekilde farklılık gösterebiliyor. Gelelim angiospermlerin yaşam döngüsüne. Şimdi yaşam döngüsü derken aslında üremesinden bahsedeceğiz ama ben bu üreme olayını zaten bitki biyolojisinde detaylı olarak alacağım. Burada o yüzden sadece şekil üzerinde göstereceğim. Ee, nelerin olduğunu nasıl gerçekleştiğini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir yaşam döngüsünü görelim daha sonra sınıflandırma kısmına geçelim. Şimdi Yaşam döngüsüne baktığımız zaman bakın bir çiçeğin üzerinde erselik bir çiçek olduğunu düşünelim. Anter ve ne var? Bakın şu da diş organımız değil mi? Anter dediğimiz erkek organın baş kısmıdır. E, ee, anterin içerisinde mikrosporangiyumlar vardır ve mikrosporangiyumların içerisinde de mikrosporositler vardır. Bu mikrosporositler arkadaşlar ne oluşturuyor? İki en kromozomlu bunlar mayoz geçirip mikrosporları oluşturuyorlar. Ovaryumda bulunan yani dişi organda bulunan Mega sporangiumlar da yine iken kromozomlar kromozomludur. Bunlar da mayozla ne oluşturur? Mega sporlar oluşturur. Şimdi bu mikrosporlar daha sonra olgunlaşarak neye dönüşüyorlar? Polenlere dönüşüyorlar. Peki polenin içerisinde ne var? Daha önce de söylemiştik. Dış zarı vardır, iç zarı vardır. Dış zar genellikle böyle tırtıklıdır arkadaşlar. İç zarı daha düzdür tabii ki. Ee, i̇çerisinde generatif çekirdek ve vejetatif çekirdek vardır. Generatif çekirdek adı üstünde genlerini aktaran çekirdektir. Yani döllenmeye katılır. Vejetatif çekirdek ise diğer bir ismiyle tüp çekirdeği. Bu da tüp oluşumunu sağlayan çekirdektir arkadaşlar. Ee, embriyo kesesi yani ovaryumun içerisine daha detaylı baktığımız zaman mayoz bölünmeden sonra bir de 3 kere mitoz geçiriyor. Yani endomitoz dediğimiz olayı geçiriyor 3 kere. Bu üç mitozdan sonra 8 tane hücre oluşuyor. Bunlardan üç tanesi antipota dönüşüyor antipot hücrelerine. iki tanesi polar çekirdeklere dönüşüyor. iki tanesi sinerjit hücrelere dönüşüyor arkadaşlar ve bir tanesi de yumurta hücresine dönüşüyor. Yumurta mikropil açıklığının bulunduğu kısımdadır. Daha sonra daha sonra ne oluyor? Bakın burada tozlaşma gerçekleşiyor. Şimdi polenler işte rüzgar yoluyla ya da hayvanların taşıması yoluyla gidip dişicik tepesine konuyor. Bu tozlaşma kendine de olabilir. Yani bir bitki, bir çiçek kendisinde bulunan polenle kendi yumurtasını da dölleyebilen tozlaşma gerçekleşebilir veya farklı bir çiçekten de gelebilir arkadaşlar. Eğer kendine yapıyorsa kendine tozlaşma, farklı bir çiçeğe gidiyorsa çapraz tozlaşma diyoruz. Burada daha sonra döllenme olayı gerçekleşecek. Bakın buraya polen tanesi gelip konduktan sonra vegetatif çekirdek tüpü oluşturuyor. Bu tüp mikropile kadar geliyor. Generatif çekirdek ise tüpün içerisine girerek mitoz bölünme geçiriyor ve iki tane sperm çekirdeğini oluşturuyor. Bu iki sperm çekirdeği bu mikropil açıklığından girerek bir tanesi yumurtayı döllüyor. Bir tanesi de polar çekirdekleri döllüyor. Yumurta döllendiği zaman embriyo oluşuyor arkadaşlar. Yani ilk önce zigot, sonra embriyo dönüşüyor. Ee, polar çekirdekler döllendiği zaman da endosperm dediğimiz üçen kromozomlu yapıyı oluşturuyor. Dediğim gibi bu olaya biz çiftte döllenme diyoruz ve daha detaylı olarak bitkilerin üremesi kısmında bitki biyolojisinde anlatacağım. Sınıflandırma bittikten sonra bitki biyolojisine geçiş yapacağız. Ee, burada embriyo daha sonra neye dönüşüyor bakın meyveye dönüşüyor arkadaşlar. Meyvenin içerisinde de ne var zaten tohum var. Tohum işte ee, bir işte uygun bir ortama gittiği zaman işte çimleniyor. Çimlendikten sonra yeni bir bitkiyi oluşturuyor arkadaşlar. Ve burada tamamen eşeyli üreme görüldüğü için her bir bitki birbirinden farklı oluyor. Dış görünüş olarak bakmayın, dış görünüş olarak birbiriyle aynı gibi gelebilir bize ama genetik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bakın burada çifte döllenme olayını da yine göstermişim. Sperm yumurtayla döllenir zigotu oluşturur. Bir de sperm polar çekirdeklerle döllenir arkadaşlar. En artan 3 n kromozomlu endospermi oluşturur. Biz buna çifte döllenme diyoruz. Şimdi çifte döllenme oldu. Daha sonra tohum taslağı tohuma dönüşüyor arkadaşlar. Ve tohum yapraklarının içerisinde bulunan tohum yapraklarına biz kotiledon diyoruz. Bu kotiledonlar arkadaşlar bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Eğer bir tane ise monokotiledon yani tek çenekli bitkiler, eğer iki tane ise dikotiledon yani çift çenekli bitkiler diyoruz. Evet şimdi gelelim. Burada zaten genel anlamda göstermişim. Teker teker anlattığım için tekrardan girmiyorum. Şimdi filogeniye geldiğimiz zaman zaten monokotilleri ve dikotilleri anlatacağım size. Hemen angiospermlerin filogenisine bakalım arkadaşlar. Şimdi biz angiospermleri bazal angiospermler diye ayırıyoruz. Bakın bazal angiospermlerin detayına girmedim. Sadece resim olarak verdim. Mesela nilüfer bitkisi bir bazal angiospermdir. Yine yıldız anason bir bazal angiospermdir arkadaşlar. Güney manolyası yine bir bazal angiosperm sınıfına girer. Peki diğerlerini ayırdığımız zaman monokotiller ve dikotiller olarak ayırıyoruz. Bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi monokotiller tek çenekli bitkilerdir. Tohumlarında bulunan çenek sayısı bir tane olduğu için bu şekilde isimlendiriyorlar. Arkadaşlar angiospermlerin yaklaşık 4'te biri monokotildir. Geriye kalan dörtte 4'te 3'ü ise bazal angiospermleri ve e, dikotilleri oluşturuyor. Yani 4'te 2'lik bir kısmı sanırım şey olması dikotilden olması gerekiyor. Bunların içerisinde ne var peki? Çimenler var, su kamışları, zambaklar, orkideler, palmiyeler. Bunlar monokotil bitkilerdir. Mesela ayrıca e, mısır soğan, buğday, muz, prasa, işte palmiye, hindistan cevizi bunlar da yine monokotil bitkilerdir. Bunların tohumdaki embriyoları tek parçalıdır. Dediğimiz gibi o yüzden monokotil diyoruz. Çoğunlukla tek yıllık otsu bitkilerdir arkadaşlar ama odunsu olanları da var tabii ki. Hiçbir türünde enine büyümeyi sağlayan kambiyum bulunmaz. Yani bunlar enine büyüyemiyorlar. Eee Eline büyümedikleri gibi vasküler yani demet kambiyumu ve mantar kambiyumları da bulunmaz. Çünkü demet kambiyumunun bulunabilmesi için eline büyümesi lazım. Mantar kambiyumu da yaşlandıkça oluşan bir kambiyumdur. Dolayısıyla bunlar yok arkadaşlar. Sekonder kalınlaşma yani eline büyüme dediğimiz olay gerçekleşmiyor büyümeleri sadece boyuna gerçekleşir arkadaşlar. İletim demetleri düzensiz bir şekilde dağılmıştır. Yani kapalı iletim demeti vardır. Eğer düzensizse kapalı iletim demeti diyoruz. Yapraklarında paralel damarlanma. Bakın bir yaprak olduğunu düşünün. Damarlanma yani iletim demetleri bu şekilde paralel dizilmiştir. Kökleri saçak kök şeklindedir. Mesela aklınıza yeşil soğan gelsin. Yeşil soğanı Köküyle birlikte zaten satıyorlar. Mesela baktığınız zaman saçak şeklinde kökü var. Ayrıca eşit soğanın o yeşil kısımlarına bakın. Böyle damarlarının böyle paralel olduğunu görürsünüz. Orada böyle paralel paralel çizgiler vardır. Onlar nedir? Aslında İletim demekleridir. Bunlarda taç yaprak, çanak yaprak farklılaşması yoktur genelde arkadaşlar. Bunun yerine tepal dediğimiz yapraklardan oluşan perigon isimli çiçek örtüsü vardır. Örneklerinde zaten söyledik mısır, lale, buğday, soğan, muz gibi ee, bitkiler monokotil bitkilerdir. Bakın burada göstermişiz. Yapraklarındaki damarlanma bu şekilde. Saçak kök iletim demetleri düzensiz dağılmıştır. Çiçek parçaları 3 üç ve 3'ün katıdır arkadaşlar. Çene, tohum çenekleri de tek çeneklidir. Yine gövdeleri de otsu gövdedir. Şimdi geçelim onlara. Arkadaşlar dikotiledonlar da çift çenekli bitkilerdir. Bunların Angiospermlerin 3'te 2'sinden fazlası dikotiledon. Ee, mesela asmalar, ağaçlar, çalılar bunlar e, angiospermlerde dikotiledon grubunun içerisinde bulunuyorlar. Embriyoları iki parçalıdır. Bu yüzden zaten dikotiledon diyoruz. Çoğunlukla çok yıllıklı, çok yıllık odunsu bitkilerdir arkadaşlar. Otsu formları da vardır ama. Bunlarda kambiyum vardır. Kambiyum enine büyümeyi sağlar e, primer meristem dediğimiz meristem boyuna büyümeyi sağlarken sekonder meristem arkadaşlar eline büyümeyi sağlar. E, i̇letim demetleri düzenli olarak dizilmiştir. Yani bunlar da iletim demeti açıktır. Çiçeklerinde çanak yaprak, taç yaprak farklılaşması vardır. Yaprakları ağsı damardan Bakın şöyle damarı düşün, yaprağı düşünüyoruz. Ana bir damar var. Bu ana damardan dallanan damarlar vardır arkadaşlar. Biz buna ağası damarlanma diyoruz. Avcumuzun içindeki çizgiler gibi düşünün böyle ağası bir damarlanma olayı vardır. Kökleri kazık kök tipindedir. Yani ana bir kök vardır. Ana bir kök yanında da böyle kökçükler çıkabiliyorlar arkadaşlar. Veya işte daha ana kökten biraz daha ince kökler çıkabiliyor. Örnek verelim. Gül, domates, salatalık, patlıcan, fasulye, kabak, asma, kivi, elma, ergen. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen e ee, örnekler genelde dikotiledonlar içerisine giriyorlar. Bakın bunlar da çiçek halkaları 4 ve 5'in katlarıdır. Yani şuradaki şeyleri saydığınız zaman, yaprakları saydığınız zaman 4 ve 5'in katları şeklinde oluyor. 2 tane kotiledon var embriyolarında. İletim demetleri düzenli dizilmiştir arkadaşlar. Bakın büyüme halkaları da görülüyor bunlar da ayrıca enine büyüme olduğu için yapraklarında ağsı damarlanma var dedik. Ana bir damar var kökleri de kazık kök şeklindedir dedik. Son olarak şöyle bir karşılaştıralım daha sonra bitkilerin sınıflandırılması konusunda tamamen bitirmiş oluruz. Monokotiller neydi? Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdi. Bu arada dikotillere ödikotlar da denilebilir arkadaşlar ama genellikle biz dikotik kavramını kullanıyoruz. Bazıları tek yıllık otsu, bazıları da çok yıllık odunsu olabiliyor. Monokotillerde yapraklar ince, uzun şerit şeklindedir. Dikotlarda yani dikotillerde yapraklar geniştir. Yapraklarında monokotillerde paralel damarlanma, dikotillerde ağsı damarlanma vardır. Monokotillerde yaprak sapı bulunmaz. Yaprak direkt olarak şöyle ağaca bağlanıyor yani e, otsu form, forma bağlanıyor direkt. Ama e dikotillerde yaprak sapı vardır. Yani şöyle bir sap vardır. Sapla bağlanır. Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum monokotillerde yoktur. Dikotillerde vardır. Monokotillerde tek çenek bulunur. Dikotillerde çift çenek bulunur. Monokotillerde enine kalınlaşma yok. Çünkü kambiyum bulunmaz. Edikotlarda enine kalınlaşma görülebilir. E de vardır tabii ki. İletim demetleri düzensizdir arkadaşlar. Monokotillerde dikotillerde düzenli dizilmiştir. Monokotiller kapalı demettir, düzensiz dizildiği için. Dikotiller düzenli dizildiği için açık demettir. Monokotillerin kökleri saçak köktür. Dikotillerin kökleri kazık köktür. E, monokotillerin polen tanesinde bir tane açıklık bulunur. Dikotillerin polen tanesinde 3 tane açıklık bulunur. Yani bu pek çıkacağını zannetmiyorum ama yine de aklınızda bulunsun. Monokotillerin yaprakları genellikle 3 üç ve 3'ün katlarıdır. Dikotillerin genelde 4 ve 5'in katları şeklinde görülür arkadaşlar. Böylece biz bitkilerin sınıflandırılmasını bitirmiş olduk. Tohumlu bitkileri 42 dakikada anlattık. Tabi böyle sınav hazır olduğu için anlatması kolay oluyor ama geçen sene baya uzun uzun anlatıyorduk değil mi? Eee Sonraki videomuzda mantarlara geçeceğiz. Mantarların sınıflandırılmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.